Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size soru çözümü yapacağım. Ben bir kitaptan sorular buldum. Her konudan yaklaşık birer tane test var. Böyle bir genel tekrar yapmak amacıyla bu testleri çözeceğim. Daha sonraki zamanlarda ise map kazanım testlerini çözerek yine kanala yükleyeceğim. İlk önce TET'den başlamak istedim. Çünkü TET'yi kısaca bir tekrar etmemiz lazım. Daha sonra ise AYT'yi çözeceğiz. Şimdi bakalım birinci soruya. Diyor ki aşağıda canlılara ait bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklerden hangileri canlıların ortak özelliklerindendir? 1. Besini oksijenle parçalayabilme. Şimdi arkadaşlar besini oksijenle parçalamak demek oksijenli solunum yapmak demektir. Tüm canlılar oksijenli solunum yapar mı? Hayır, değil mi? Oksijensiz solunum yapan canlılar da vardır. O yüzden bu ortak özellik değil, gitti. Nükleozitlere fosfat bağlayabilme. Şimdi nükleozit neydi? Azotlu organik baz ve 5 karbonlu şekerin bir araya gelerek oluşturduğu yapıydı. Buna fosfat bağladığımızda ne oluyor? Nükleotit. Bu da DNA ve RNA'nın yapısına katılıyor. DNA ve RNA tüm canlılarda ortak olduğu için bu tüm canlılarda ortaktır. Kendisine benzer canlılar oluşturabilme. Arkadaşlar bu üremenin tanımıdır aslında. Üremeyi tüm canlılar yapabiliyor. O yüzden doğrudur. Aktif hareket etme. Bakın hareket iki çeşittir. Aktif ve pasif. Aktif hareketi hayvanlar yapabilirken bitkiler pasif hareket eder. Bu yüzden de aktif hareket etme tüm canlılarda ortak değildir. Hücrelerinde yapım ve yıkım tepkimelerini gerçekleştirebilme. Yapım ve yıkım tepkimeleri metabolizmayı oluşturuyor. Metabolizma da tüm canlılarda bulunuyor. O yüzden cevabımız ne olur? 2, 3 ve 5 olur. Geçelim bir diğer sorumuza. Memeli bir hayvanın metabolizmasıyla ilgili grafiklerinden hangileri çizilebilir? Arkadaşlar bakıyoruz. Bakın birincisinde 20'li yaşlardan 50'li yaşlara doğru metabolizma hızı yavaşlamış. Bu doğru olacak çünkü 50'li yaşlarda metabolizma artık yavaşlıyor. Ortam sıcaklığına göre bakın 17 dereceden 27 dereceye doğru metabolizma hızı artmış. Doğrudur. Ateşimizin çıkması bizim metabolizmamızı hızlandırır. Doğrudur. Vücut büyüklüğünde metabolizma hızını sabit göstermiş. Şimdi vücut büyüklüğü arttıkça genelde metabolizma yavaşlar arkadaşlar. Sabit olmaz en azından. O yüzden bu yanlış olur. Cevabımız 1 ve 2 olur. Yani C şıkkı olur. Geçelim 3. sorumuza. Diyor ki aşağıda bazı dönüşüm olayları verilmiştir. Bu olaylardan kaç tanesi tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşir? ADP molekülüne fosfat bağlamış, ATP ve su oluşturmuş. ATP üretimi tüm canlılarda ortaktır. Bunu aldık. Amino asitten protein sentezlemiş. Protein sentezi de tüm canlılarda ortaktır arkadaşlar. Bunu da alıyoruz. Hücre, doku, organ ve sistem organizasyonu göstermiş. Şimdi hücre tüm canlılarda var ama doku, organ ve sistem tüm canlılarda yok. Mesela bir bakterinin sistemi yoktur. O yüzden bu olmaz. İnorganik molekülden organik molekül sentezi. İnorganikten organik molekül ya fotosentez yoluyla ya da kemosentez yoluyla sentezlenir. Biz peki inorganikten organik sentezleyebiliyor muyuz? Yani fotosentez yapabiliyor muyuz? Hayır. O zaman bu da tüm canlılarda ortak değil. Organik monomerden, monomer demek yapı taşı. Mesela ne olabilir? Amino asit olabilir, glikoz olabilir. Organik polimer. Amino asitler yan yana gelirse neyi oluşturur? Protein. Glikoz yan yana gelirse neyi oluşturur? Bitkilerde nişasta, hayvanlarda glikojen. O zaman bunu tüm canlılar yapabilir arkadaşlar. Cevabımız ne olur? 3 olur. 3 tanesi tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşir. Geçelim 4. soruya. Diyor ki sınıfta yapılan bir beyin fırtınasında öğrencilerin söyledikleri bazı aktiviteler aşağıdaki gibidir. Hangi öğrencilerin söylediği aktiviteler tüm canlılarda ortaktır? Bakıyorum oksijenli solunum, Zafer oksijenli solunum demiş. Bu ortak olamaz çünkü oksijensiz solunum yapan canlılarda var. Protein sentezi, tüm canlılar protein sentezler arkadaşlar, bu ortaktır. Eşeysiz üreme, bu da ortak olamaz çünkü eşeyli üreyen canlılarda var, gitti. Kas faaliyetleriyle hareket. Bir bakteride kas var mı arkadaşlar veya bir bitkide kas var mı? Yok, o zaman bu da olmaz. Hücre zarından madde alınması. Hücre zarı tüm canlılarda vardır. Madde alınmasını tüm canlılar yapar. O zaman hangileri ortak olacak? Savaş ve Neslihan'ın söyledikleri ortak olur. Şimdi geçelim bir sonraki sayfamıza. 5. sorumuz.
Grafikte bir bebeğin aylara bağlı vücut ağırlığında meydana gelen değişim gösterilmiştir. Grafikteki bilgiye dayanarak hangileri söylenebilir? Bakın arkadaşlar, vücut ağırlığı 2. aya kadar artmış, 3. aya kadar bir azalış göstermiş. 3. aydan 4. aya kadar artmış, sonra da sabit devam etmiş. Diyor ki 3 ve 4. aylar arası özümleme hızı fazladır. Özümleme demek sentezleme demektir arkadaşlar. Dolayısıyla sentezleme hızı fazladır. Bu doğrudur. 1 ve 3. aydan sonra bebeğin vücut ağırlığı artmıştır. 1. aydan sonra vücut ağırlığı artıyor bakın. 3. aydan sonra da yine vücut ağırlığı artmış. Grafik yukarıya doğru çıkmış. Bu da doğrudur. 2 ve 3. aylar arasında katabolik olaylar artmıştı. Katabolizma neydi? Yıkım olayları. Yıkım olayları artarsa ağırlık azalır. Hani biz zayıflamaya çalışıyoruz ya, zayıflarken katabolik yani yıkım olaylarını artırıyoruz ki vücudumuzdaki ağırlık azalsın diye. Dolayısıyla üçüncüsü de doğrudur. 4. aydan sonra metabolizma hızı sıfırdır. Bakın arkadaşlar, sıfır olsaydı direkt gelip aşağıya doğru inmesi gerekiyordu, sıfıra doğru, ama burada sabit devam etmiş. Metabolizma hızı sıfırdır diyemeyiz. 4 yanlış olur. Cevabımız 1, 2 ve 3 olur. Geçelim 6. soruya. Diyor ki canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeleri zorunlu değildir? Kendine özgü protein sentezleme. Eğer ki protein sentezlemezse hayatını sürdüremeyebilir. Aslında ben size direkt cevabı söyleyeyim. Bir canlının yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olmayan tek şey üremesidir arkadaşlar. Canlılar sadece neslini devam ettirmek için ürerler. Yaşamlarını devam ettirmek için değil. O zaman burada zorunlu olmayan hangisidir? Eşeyli ya da eşeysiz üreme. Yani cevabımız C şıkkı olur. Geçelim 7. soruya. Diyor ki canlılarda görülen özelliklerden hangileri tüm türlerde ortaktır? Yer değiştirme. Bitkiler yer değiştirebiliyor mu? Hayır, o zaman ortak değil. Eşeysiz üreme. Eşeysiz üreme tüm canlılarda ortak değil, değil mi? Eşeyli üreyen canlılar da var. O zaman bu da değil. Homeostasi. Homeostasi nedir? İç dengedir arkadaşlar. Homeostasi o yüzden tüm canlılarda ortaktır. Enerji üretme. Bizler her zaman için enerji üretmek zorundayız. Yaşamımızı sürdürebilmek için, o yüzden ortaktır. Adaptasyon ortama uyum demektir. Bu da yine tüm canlılarda ortaktır. Cevabımız ne olur? 3, 4 ve 5 olur. Geçelim bir sonraki sorumuza. 8. sorumuz. Aşağıdaki metabolik reaksiyonlardan hangisi hem anabolik hem katabolik olaylara örnek verilebilir? Hem yapım olacak hem de yıkım olacak arkadaşlar. Işık enerjisinin klorofil tarafından absorbe edilip ATP sentezlenmesi. Bakın, ATP sentezi yapım olayı ama burada herhangi bir yıkım olayı yok. O zaman bu değil. Glikozun glikojene çevrilip kas ve karaciğerde depolanması. Bakın burada bir yapım olayı var ama yıkım olayı yok. Bu da gitti. Amino asitlerin DNA'daki şifrelere uygun olarak ribozomlarda birleştirilmesi. Burada da yine bir yapım olayı var arkadaşlar. Yıkım olayı yok. Gitti. Karbondioksit özümlemesi sonucunda glikoz üretilip, bakın glikoz üretti, burada bir yapım olayı var. Glikozun hücresel solunumla ATP'ye dönüşmesi. Bakın hücresel solunumda da ne yaptı? Glikozu tüketti. O zaman hem yapım hem de yıkım olayı oldu. Nişastanın önce maltoza sonra glikoza dönüştürülmesi. Burada sadece yıkım olayı vardır, yapım olayı yoktur. O yüzden bu da gitti. Cevabımız D şıkkı olur. Gelelim 9. soruya. Canlılarda görülen özelliklerinden hangileri tüm canlılarda ortaktır? Kararlı iç ortama sahip olma, yani homeostasiden bahsediyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu tüm canlılarda ortak. Dokusal yapıya sahip olma. Bakın, hücreye kadar olan, hani organizasyon basamakları var ya, hücreye kadar olan kısmı tüm canlılarda ortak ama hücreden sonra olan doku, organ ve sistem kısmı ortak değildir. Dolayısıyla doku tüm canlılarda görülmez, gitti. Organik besinleri oksijenli solunum ile yıkarak enerji üretme. Bakın sadece solunum deseydi alırdım ama oksijenli dediği için alamıyorum. Çünkü oksijensiz solunum yapan canlılar da var. Bu da gitti. Dış çevreden gelen uyarılara tepki gösterme. Uyarıya tepki gösterme tüm canlılarda ortaktır arkadaşlar. Bunu alırız. Çekirdek ve zarlı organel bulundurma. Prokaryot canlılarda çekirdek ve zarlı organel yoktur. Bu da ortak değil. Cevabımız ne olur? 1 ve 4 olur. Geçelim
Bir sonraki sorumuza. İnsanda bazal metabolizmayı özelliklerinden hangileri etkiler? Ne demekti bazal metabolizma? Dinlenme halindeki metabolizmaya biz bazal metabolizma diyoruz arkadaşlar. Bireyin cinsiyeti. Cinsiyet etkiler. Neden etkiler? Çünkü kadınlarda ve erkeklerde metabolizma hızı farklılık gösteriyor. O yüzden bunu alırız. 12 saat önce yediği besinin kalorisi. Arkadaşlar bu etkilemez. Neden? Çünkü 12 saat önce yediyse eğer zaten bunu sindirmiştir. Dolayısıyla bunu almayız. Bu gitti. Bireyin yaşı. Yaş da etkiler. Gençlerde metabolizma daha hızlı. Yaşlılarda daha yavaştır. O yüzden bunu alırız. Vücut büyüklüğü. Az önce de bahsetmiştim. Vücut büyüklüğü arttıkça genellikle metabolizma hızı yavaşlıyor. Hani çok şişman olan kişilerin metabolizması daha yavaştır. O yüzden bunu da alıyoruz. Cevabımız 1-3-4 yani Denizli oluyor. Evet, bu testi bitirmiş olduk. Geçelim bir sonraki testimize. Bir sonraki testimiz canlıların yapısında bulunan temel bileşiklerle ilgili. Yani organik bileşikler, inorganik bileşiklerle ilgili. Hemen bakalım. Diyor ki, güneş ışığının etkisiyle gerçekleşen organik madde sentezi aşağıda özetlenmiştir. Şemada gösterilen X maddesi moleküllerinden hangileri olabilir? Arkadaşlar, organik madde sentezi yapılırken, bakın güneş ışığıyla karbondioksit ve su molekülleri birleşiyor. X maddesi karbondioksit de olabilir, su da olabilir. Bakıyorum şıklarda hangilerinde? 2 ve 3. Oksijen ve glikoz olamaz çünkü onlar bu tarafta olacak. Glikoz ve oksijen üretilen kısımdadır. Cevabımız ne olur? Su ve karbondioksit yani B şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Protein sentezi gerçekleşirken oluşan su miktarını gösteren grafik hangisinde verilmiştir? Arkadaşlar, protein sentezinde en sayıda glikoz birleşiyor. Çok fazla yakınlaştırdım, pardon. En sayıda glikoz birleşir ve bunun sonucunda da ne oluşturuyor? Protein artı en eksi bir su oluşturuyor arkadaşlar. Dolayısıyla su miktarı ne yapacak? Sürekli artacak değil mi? Ortamda zaten belirli bir miktarda su vardır. Sıfırdan başlamayız. Çünkü enzimlerin çalışabilmesi için en az %15 miktarında su olması gerekiyor. Su miktarı belirli bir seviyede, sonra da sürekli artar arkadaşlar. Cevabımız ne olur? A şıkkı olur. Şöyle işaretleyelim. Geçelim bir sonraki sorumuza. Aşağıda bazı organik moleküller verilmiştir. Moleküllerden hangilerinin yapısı tüm canlılarda aynıdır? Yapısı tüm canlılarda aynı olacak. Arkadaşlar, protein. Protein her canlıda farklılık gösterir. Neden? Çünkü DNA'daki şifreye göre sentezleniyor. Bu yüzden de farklılık gösteriyor. Bu gitti. Glikoz C6H12O6 tüm canlılarda aynıdır. Değişmez. Metiyonin aminoasidi tüm canlılarda ortak bulunan bir aminoasittir arkadaşlar. Bu da aynıdır. Gliserol, yine gliserol de tüm canlılarda ortak bulunur. Aynıdır. O yüzden cevabımız 2, 3 ve 4 olur. Geçelim 4. soruya. Bitki hücrelerinde moleküllerinden hangileri sentezlenemez? Bakıyorum. Glikojen neydi? Hayvansaldı değil mi? O zaman bitki hücrelerinde yok. Sakkaroz neydi? Sakkaroz çay şekeri. Çay neden üretiliyor arkadaşlar? Çay şekeri neden üretiliyor? Şeker pancarından. Dolayısıyla bu bitkiseldir. Nişasta zaten bitkilerin yapısında bulunuyor. Kitin böceklerin ve mantarların yapısında bulunuyor. Bitkilerde bulunmaz. Bitkilerde bulunmayanları sorduğu için cevabımız ne olacak? 1 ve 4 olacak. Geçelim sonraki sorumuza. Suda ve yağda çözünen vitaminlerin. Bakın, suda çözünenler nelerdi? B ve C. Yağda çözünenler nelerdi arkadaşlar? ADEK vitaminleri. İkisinin bazı farkları vardı. Suda çözünenler depolanamaz. Yağda çözünenler depolanabilir. Hangisi diyor? Ortak değildir. Depolanabilmeleri. Bakın, bu ortak değil. Suda çözünenler depolanamıyor ama yağda çözünenler depolanıyor. Bu ortak değil. Düzenleyici olmaları. Vitaminlerin tamamı düzenleyicidir. Bu ortaktır. Organik yapıda olmaları. Vitaminler organik bileşiklerdir. Bu ortaktır. Sindirilmemeleri. Vitaminler küçük moleküller olduğu için sindirilmezler. Bu da ortaktır. Ortak olmayanı sorduğu için cevabımız ne olacak? Yalnız 1 olacak. Geçiyorum diğer testimize.
Diyor ki selülozu yapı maddesi olarak kullanan çok hücreli bir canlı ile ilgili hangisi söylenemez? Selüloz kimde kullanılır arkadaşlar? Bitkilerde. O zaman bitkiyle ilgili hangisi söylenemez? Buna bakacağız. Kloroplastlarında fotosentez yapar. Evet, bitkiler fotosentez yapar. Bu doğru. Büyümek için glikoz tüketir demiş arkadaşlar. Glikozu hem üretecek hem tüketecek. Doğrudur. Hücre yenilenmesi için protein üretir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Glikozu bitince glikojenini harcar. Bitkilerde glikojen yok. O yüzden yanlış olan şık D şıkkı olacak. Anabolizması katabolizmasından fazla olabilir. Yani yapım olayı daha fazla olabilir. Doğrudur. Cevabımız D şıkkı olur. Geçelim 7. soruya. Diyor ki canlı hücrelerde gerçekleşebilen moleküllerinden hangilerinin sentezi hem bitki hem de hayvan hücrelerinde görülebilir? Hem bitkide hem hayvanda. Maltoz. Maltoz sentezi arkadaşlar. Maltoz arpa şekeridir. Sadece bitkilerde görülür. Bu gitti. Yanına hemen isterseniz B yazayım. Bitki olduğu anlaşılsın. Glikojen sadece hayvanlarda sentezlenir. Selüloz sadece bitkilerde sentezlenir. Enzim tüm canlılarda ortaktır. Yani hem bitkide hem de hayvanda sentezlenebilir. Nişasta sadece kimde sentezlenecek? Bitkide. O zaman bizim cevabımız ne olacak? Yalnız 4. Hem bitki hem de hayvanda sentezleniyor. Geçelim 8. sorumuza. Uzun süre aç kalmış bir insanda proteinlerinin kullanım sırası. Arkadaşlar ilk önce gerekli olmayanı kullanır. Yani eşeysel proteinlerini kullanıyor ilk önce. Çünkü eşeysel protein gerekli değildir. Daha sonra kas proteinlerini kullanıyor. Çünkü hareket etmeden de durabilir. Daha sonra da sinirsel proteinlere geçer. Zaten sinirsel proteinleri kullanınca da ölüm gerçekleşir. Cevabımız 1, 2, 3, Ceyhan olur. Geçelim 9. soruya. Bir hücrede moleküllerinden hangi ikisinin kimyasal bağlarının parçalanmasıyla açığa çıkan enerjiden doğrudan ATP üretimi olurken enerjinin bir kısmı da ısı olarak çevreye yayılır? Doğrudan ATP üretimi olması lazım. Arkadaşlar doğrudan ATP üretimi monomerlerden sağlanır. Yani proteinin ve nişastanın önce bir parçalanması lazım. Bunlar doğrudan kullanılamaz. Yağ asidi ve glikoz doğrudan kullanılabilir. Dolayısıyla cevabımız 3 ve 4 olur. 10. soruya geçiyoruz. Bir hücrede bulunan moleküllerden hangilerinin yapı taşları azot içerir? Azot içerenler vitaminler, proteinler ve enzimlerdir. Bakıyorum. Enzim ve protein var burada. O zaman cevabımız ne olur? 2 ve 4 olur arkadaşlar. Yani D şıkkıdır. Geçelim 11. soruya. Besinlerimizle aldığımız nişastanın hücrelerimizde kullanılabilmesi için öncelikle hangisinin gerçekleşmesi lazım? Nişastayı öncelikle ne yapmamız lazım? Sindirmemiz lazım. Yani suyla parçalamamız lazım. Suyla parçalama da nedir? Hidrolize uğramadır arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olur. Evet, bu videoyu burada bitirmek istiyorum. İki tane test çözdük. Bir sonraki videolarda devam edeceğiz arkadaşlar test çözmeye. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.